çıktık çok şükür. Şu an ben de bebeğim de iyiyiz çok şükür. Sadece biraz ağrım var. Uyuyor minnoş. Ben de bir şeyler atıştıracağım. Annemler, Seyhan ablalar sağ olsun. Beri boyunca Meral annesi, kız kardeşi gelmişti. Birer şimdi bir şeyler yiyeceğim. Hadi bakalım. Sarı odayı. Ha ne güzel olmuş. Kim şişirdi balonları? Balonları kim şişirdi? Ha sen burada değildin. Doğru. Merhabalar arkadaşlar. Evet bir hastanedeyiz. Sabah oldu. Eşim kızımızı odiometriye götürdü. Yani işitme testi yapılacak. Sonra da ben de ufak bir video çekeyim dedim sizlere. Hem bilgilendirme hem merak etmeyin. Şimdi daha iyi tabii gece boyunca biraz ağrım oldu. Pek uyuyamadım. Ağır kesici de yapmadılar. Belli bir saati varmış. Sabah 7 gibi yaptılar. Şu an saat 9'a geliyor. Daha iyiyim arkadaşlar. Süslerimiz de böyle. Ben tabii toparlanamadım. Henüz bir toparlanırsam biraz fotoğraf falan çekmek istiyorum ama halimde yok açıkçası böyle bir artık duruma göre bakacağız diyelim. Vallahi zor ve yorucu bir süreç oldu. Sonra detaylarını konuşuruz ayrıntılı. Ama çok şükür atlattık diyelim. Kızımıza kavuştuk. Böyle arkadaşlar yine konuşuruz zaten. Ben biraz dinleneceğim şimdi. Hazır ağrım yokken biraz gözlerimi kapamak istiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz birazdan çıkış yapacağız. Eşyaları falan topladık. Eşim topladı sağ olsun. Şimdi kışımızla, cimcimimizle bekliyormuş. Kucuğum. Bekliyoruz kızımla. Minnoş uyuyor. Uyumayı seven bir kış. Öyle. Çok şükür her şey yolunda görünüyor. Doktor da kontrol etti. Benim biraz ağrım var. Onunla ilgili de bir ağrı kesici yapmışlardı. Bir de ilaç verdi doktor. Artık yavaş yavaş toparlayacağız hayırlısıyla. Bakalım arkadaşlar. Yine dua ederseniz sevinirim. Dua edenlere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun gerçekten. Çünkü zor, yıpratıcı, sancılı bir süreçti. Ay tam anlamıyla. Gerçekten çok zorluydu. Rabbim bu yolda olan herkesin yardımcısı olsun. Herkesin evlatlarına sağlıklı kucağına almayı nasip etsin arkadaşlar. Şimdi biz çıkış yapacağız. Dediğim gibi eşim eşyaları götürdü bir kısmını. Bir şey kalmadı herhalde çok fazla. Sonra bebişimizi alıp ailesine gideceğiz. Anneme de bizi bekliyor. Kahvaltı hazırlayacak. Öyle. Bakalım arkadaşlar. Zaten yine görüşürüz. Bağlayalım. Bağlayalım çocuğu ya. Neredeydi o şey? Aa, bak arkada. Şuradan. Nereden geçiyordu bu? Tamam buldum. Deliği yoktu değil mi? Böyle. Var delik ya. Hadi. Gidiyoruz. Bay bay. Bir şey kalmadı. Ay şuna basın. Ağır mı? He? Ağır mı? Sıfır. Şimdi delik demedi mi çıkışta gene? Öyle mi dedi? Sanki bir şey için demişti. Bir şey kaldı mı Ramazan? O zaman dedim ya haber. Bu ne ya şimdi?
Pekmezli yumurta süt yapıyormuş annem. Bunu böyle mi yiyeceğim? Nasıl yiyeceğim? Direkt tamam. Bunu içersen seni yaptır ya. Bunu iç onu da. Zanelerinden kahve. Sedan'da yaptım. Ama telefon mu olmuş bir daha? Dedi, Berfa dedi. Bebeği uyandırmaya çalışıyor. Ne diyor? Berfu. Nasıl numaralar? Kalk. Hadi. Mesela kaç dakikalarım kaldı? Berfuş. Hadi uyandı. Hadi Berfuş hadi. Gelsin mutfak ekibi. Evet. Menüde ne var? Menüde haşlama. Ekşili haşlama. Ha, limon da bırakıyorsunuz. Sirke de biraz değil mi? Yok, sirke. Baban bırakıyorsan. O baban çaydı. Ay Seda. Bu Ramazan'ın tarifi. Hadi bakalım. Hadi bakayım dedim ben şu şuydu. Çok İyi. Şükür. Hadi ya, annem de pilav yapacak. Size de kolay gelsin ben kaçıyorum. Hadi dur limonu da açayım. Tamam. Onu da göster şef. Hadi. Bir dakika çıkalım. Şimdi kapatacağız mı kapağını? Biraz kapatacağız evet. Kapatmayacağız. Tamam hadi kolay gelsin size ben kaçayım. Yer hazır. Yemek dur. Evet. Bir, iki, üç. Yani. Anne bu ne böyle sopsun şimdi? Ben yine burada. Annemler bu yerde. Yemek modu. Pilavımız, meybo, semizotu ve haşlama. Hadi afiyet olsun diyelim, onlar da gelsin. Çocuk sana gitmiş. O zaman teyzesi yıkadıklarını ütülüyor. Teşekkür ederiz teyzesi. Ay. Minik kuşumuzun. Evet. Birazdan içeceğiz anne. Demlenmiştir. Çatı uyuyor şimdi. Evet. Yine hıçkırık tutmuş sanki. Biri bahsediyor. Hadi. Uyansın giydirelim bunu. Evet. Çok şirin olacak. Şirinle. Her gün bir kıyafet. Evet. Artık öyle. Her gün kıyafetleri ütüleyeceksiniz böyle bebekleri. Ya biraz ütüleyelim anne. Aynen. Bir şey olmaz. Anca onu giydirme hoştu. Çok güzel. Hadi bakalım ben gideyim Seda. Seninle ne sağlıklı. Getiririm ben biraz. Evet arkadaşlar şimdi annemler gitti Seda ile birlikte. Annem bir eve gidecek. İşte Seda'da eşyaları falan var. Onları bir getirecek. Yarın da gerçi gelmeyecek. Öbür gün gelecekler. Hani zaten biraz daha toparlandım ya. Ben de hani yemek falan da var. Yemek de yaptılar ya. Yarın için yemeğimiz var. Zaten ben kalkamıyorum. Ayağım ağrım. Pek fazla duramıyorum ayakta. Bir de sütlaç da yaptı. Seda sağ olsun. Allah razı olsun. Gerçekten. Boş ne demiyorlar. İnsanın bir kız kardeşi olmalı diye. İşte etraf falan da toparladılar. Onlar gittiler. Bedenle hoşafımı, çayımı bıraktılar ve zenem. Rezene içiyorum. Sürekli hoşaf içiyorum. Hoşafı oda sıcaklığında içiyorum. Suyu da oda sıcaklığında içiyorum. İyi değilmiş yani doğrusu olan birine. Ya şimdi hissetmesem bile sonrasında acısı çıkar dediler. Ben de uslu uslu söz dinleyip bunları yapmaya çalışıyorum. Minnoş'um da uyuyor. Ramazan da buralarda zaten. Öyle. Bizdeki durumlar tabi hala ağrılarım var, hatta bugün bir tık daha fazla ağrı hissediyorum arkadaşlar. Yani siz de yazın bunlar ne kadar normal bilmiyorum. Ebeveyniniz tanıdığım görüştüğüm işte bir öğrencimin annesi vardı, o arada onunla konuştuk hemşire. O da hocam normal dedi yani süreç olarak daha da uzun da sürebilir dedi kişiye göre. Artık iyileşmeyi bekliyorum. Hayırlısıyla motive olmaya çalışıyorum kızımla birlikte. Bizdeki durumlar böyle. Evet, hadi bakalım ben şimdi çayımı içeyim. Üçüncüme uyanmadan. Sonra onu besleyeceğiz malum. Ay Allah'ım merhabalar.
neler oluyor neler bir bilseniz. Hastaneden çıkamıyoruz Allah'ım. Hayırlısıyla gitseydik. Anlatacağım bir aradan. Kendimize gelelim. Şimdi eve geçeceğiz. Görümcem evde şehadet. Küçük görümcem. Berfuş'u da ona bıraktık. Annemler de geliyor. Eşim de ilaç alıyor. Hastaneden çıktık. Görüşürüz arkadaşlar. Anlatacağım detayları. Kız sen niye yemek yemişsin? Ben durdum Allah'ım. Afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Sağlık. Afiyet olsun. Bırak gel şahadet okuyasın. Kızımızın ilk törtüsü. Ay. İyi yaşa. İyi yaşa. Berfuş. Berfuş. Ağzına. Dur bakayım oldu mu? Dur bir dur teyzeş. Dur dur. Dur. Bir tane cadı var burada uyuyor. Tatlı cadım. Seda şimdi mutfakta. Şansın mutfağı toparlıyor. Ben bayağı bir rahatsızdım arkadaşlar. Aşırı derecede. Dün malum hafta sonuydu. O yüzden doktora gidemedik ama yani çok çok kötüydüm. Bugün gittik. İlaç falan aldık. Şu an daha iyiyim. Anlatacağım diyorum ki toparlanayım biraz daha. Şimdi Seda filtre kahve yaptı. Bir şeyler yiyeyim. Dediğim gibi biraz gücümü topladığım zaman anlatacağım inşallah. Komşum yani resmen tencereyi getirdi kız. Allah razı olsun ya. Vallahi sana olsun. Gülşahcığım ya Allah kabul etsin. Komşum aşure yapmış bayağı da çok getirmiş şöyle. Burada da kızartma hazırlığı var. Bana mı? Yok yok Seda yemek çok büyük. Hadi afiyet olsun bize. Yiyersen iki gün. Hı hı. Sağ olsun komşumun eli dert görmesin. Yo bence gayet tadı güzel. Yabancılar biliyorlar etmen ha. Çok da güzel yapmış. Ailelerinden görülüyor. Ne güzel yapmış tertemiz. Gençtir bu sen. Öyle. Annem diyor. Ya, menümüzde de var kızartma. Sağ olsun Seda kızartma yaptı bize bugün. Kaç saatte mutfakta o kız? Size kaç kilo kayısı lazım ya? Not alıyorum da. Çok olmasın. Tam buğday. Tam buğday değil mi? Hı hı. Yeter. Ne yapalım? Kıracağız artık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yalan bu biberden de alabilirsin. O evet, tuz. Seda'ya da verin. Tuz alabilir miyim? Bundan tuz gelmez ki. Nasıl? Ben bırakmıştım içine. Hiçbirinin tuzu yok değil mi? Yok yok. Demez ama niye bre patates abra yapın? Anne. Bunun hepsinden de koy. Herkesinden de yazın. İki tane için. He tamam iç. Ay 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 benim güzel kızım bana. Selda gel bir. Bak burada ne var. Bu ne? Kızım sana hediye getirmiş. Bu ne? Bu ne hediyesi? Ne bakalım. Dur biraz çıkar. Çıkar. Ben vermiyor da. Selda. Berfuş. Bunu almış. Benim canım. Kızım, babası. Beni hatırlasın diye. Çok teşekkür ederim. Günaydın anne. Günaydın. Seyretmez şey diye. Ben pekmez yumurta yapıyorum. Kaç gün her gün ben yiyorum. Çok iyidir ha. Anam onun yumurta sarısı içmedi daha. Şey. Ben öyle yardımcı ben bir şey. İç yapıyormuş bir de iyileştirici. İnsanın böyle içini halledi. Hı. Kilosu 200 lira çok pahalı ya. Peynir mi lazım? Yok almıyorum ya. Evet. İlk kusmamız hayırlı olsun babam. İlk değil ya. Tekrar İlk. Kısı. Cimcime. İlk kusma değil mi bu? Kısta. Hastaneye sağlık ocağına gidiyoruz. Topuk kanı alacağız. Mindoş. Manikürlü kızım benim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Sağlık ocağına gidiyoruz. Kızımızın topuk kanı alınacak. Topuk kanımızı verdik, evimize gidiyoruz.
Benim kızım usludur, uslu. Biliyor, halası gelmiş onun için onca yolu. Nasıl? He he. Nasıl kızmak kızı? Hala kendi hatıra diye çekiyor evet. Annesi. Mini mini berfu, mini mini berfu, berfu kuş, berfu kuş, mini mini kuş, berfu kuş. Annesinin balı, annesinin böceği, berfu kuş, berfu kuş. Mini mini berfu, mini mini berfu, berfu kuş, berfu kuş.